Akadan herkese selamlar. Bir Trabzonspor Beşiktaş derbesi sonrası hem maçın üzerine hem de yine gündemimizdeki gelişmeler üzerine konuşacağız. Trabzon'daydı nerede abi? Aslında beraber gidecektik ama bu sefer böyle nasip olmadı. Belki Ramazandan sonra. Ramazandan sonra inşallah gideriz. İnşallah gideriz. Nasıldı Trabzon? Biz buradan iyi izledik Yani özellikle maçın başındaki o karagüler falan gayet iyi. Her iş. şey çok iyiydi yani. Biraz anlat bakalım ee... ne oldu, ne ne bitti bir şey de vardı bir kanalın şimdi söylemeyelim ismini çünkü deneysel bir şey oluyor belki yayınlanmaz insanlar hmm. beklentiye girmesin bir belgesel yapmaya çalışıyorlar. Ben de onlara mihmandarlık. Hmm. hani arada konuşuyorum falan belgesel ben yapmıyorum ben sadece mihmandarlık yardımcı hmm. olmaya çalışıyorum. öyle bir yardım istediler ben de olur dedim. Biraz hani onunla çok vakit geçirdim. çok yorucu Trabzonspor'un şampiyonluk, evet, evet, şampiyonluk hikayesi. hikayesi, şehrin hikayesi, gurbetin hikayesi falan biraz. Biraz böyle deneysel, hmm. sportif değil de Biraz sosyolojik bir belgesel gibi bir şey yapmaya çalışıyorlar. İnşallah güzel bir şey olur. Tabii bilmiyorum. Hani deneysel bir şey olacak, farklı bir şey olacak bugüne kadar yapılmıştım biraz dışında bir şey düşünüyorlar. Orucu yedim bu arada. Ee, ben ee, şimdi e, sabah 5'te evden çıkacağım. 6'da Alt, pardon, 6'ya yakın işte otobüse bineceğim, şeye geleceğim. Sabiha Gökçe geleceğim. Eşim dedi ki şimdi gideceksin oraya insanlara eziyet edeceksin dedi. Yani ne olur tutma. Hani şey konuşamayacaksın. Yüzün asık olacak. Seni biliyorum dedi. Sen düşeceksin. insanların da düşeceksin. Ya dedim ki ben yani bütün gün ezik hissedeceğim kendimi. Vallahi hiç ezik hissetmedim abi. O bir problem. Benim açımdan bir bir problem. Şeyin Yahya Kemal'in. Kend de böyle bir... bir şey bekliyormuşsun zaten. <laughs> Yahya Kemal'in bir şiiri var ya, bir gün Atik semtinde bir iftar vakti diye bir şiiri var. Çok güzel bir şiirdir. Atikeli. Kendisi, kendisi oruç tutmaz. Fakat iftar vakti o, o, tam iftardan önceki o ortam falan çok etkiler onu, çok da şey vatandan ayrı kalmış gibi hissettim der. Şiiri de şöyle bitirir. Madem ki böyle duygularım kaldı çok şükür. Şimdi benim durum böyle duygulardı. <laughs> Neyse Aha. YouTube yayınlarını annem izlemiyor. <laughs> Hadi bakalım. Ee, yani işin çok renkli bir hafta, şey hafta soruydu. Trabzon şehri adına e, herhalde kelimenin tam anlamıyla tarihi bir gündü yani. Hmm. Fransa'dan, Amerika'dan, Tataristan'dan, Kazakistan'dan, Kosova'dan. Önceden ayarlanmış biletler. çok, yani çok önceden çok önceden ayarlanmış. Çok önceden ayarlanmış biletler. Çok renkliydi. Her şey çok renkliydi. Evet. Yani çok güzel görüntüler vardı. Çok güzel bir kareografi vardı. Kareografi iyiden çok etkilendim. Şu anlamda çok etkilendim. Şimdi şeyden sonra tartışılıyor tabii. Ya biz de dedikodu kısmı o kadar çok her şeyin önüne geçiyor ne ki. Şimdi. Neden ya? Şenol Hoca yok? Neden o yok? Neden bu yok? Neden şöyle oldu? Neden böyle oldu? Ya hikaye şu aslında şuna bakmak baksalar aslında ya. 100-150 tane üniversite çağında ya da üniversiteyi bitirmiş genç. Hı -hı. 10 gün geceli gündüzlü bir sanat eseri için uğraşıyorlar. Ve ortalama bir ressam yaptığı resimden para kazanıyor ya da en azından rütbe kazanıyor evet, bir şey kazanıyor evet. şair kazanıyor edebiyatçı kazanıyor şarkıcı kazanıyor söz yazarı kazanıyor ya bunlar hiçbir şey kazanmayacakları bir sanat eseri için geceli gündüzlü 150 tane genç gece gündüz bildiğin gece evet. gündüz Ramazan orada uğraşıyorlar bir şey yapmaya çalışıyor ya bunu önce bir takdir edin şunu ya. Şu gayreti takdir edin yani. Hep o, o olsaydı daha iyiydi, bu olsaydı daha iyiydi. Şu tamam eyvallah. Şuraya Camiye içinden oluyor. mi böyle Camiye oluyor? Ya hmm. abi ya etmeyin, eylemeyin. ya. Yani olağanüstü bir bir şey yaptılar. Bir. iki Yani bunun bireysel e, hani futbolun geldiği noktada ya bu çok güzel bir şey değil mi ya? %100. Bir ben çok beğendim. E, acayip başıma gitti. 10 saniye sürecek bir şey için haftalarca hmm. uğraşıyorsun evet. ve adın yok. Evet. Kim kim yaptı bilmiyoruz. Adın yok. Evet. Ya bundan daha büyük bir fedakarlık, bundan daha güzel bir şey olur. Yok mu? olmaz. Bizde yani bütün endüstrileşmiş futbolun en güzel hali bu. Şunu takdir edin, yani, şunun tadını evet. çıkarın. Vallahi hakkını vermek için manşet yaptık. Yani, yani olan bir şey. Olan üstü bir şey. şey. Üstelik bir başka boyutu var. Elbette bir taraftar grubu daha çok o işe alışkın olduğu için onlar daha çok önde oldu ama onu da söylemediler. Ve bilirsin Trabzonspor'da 10 tane, 15 tane taraftar grubu var neredeyse ve hepsi birbiriyle çok da iyi anlaşamaz yani. Hmm. Ama bu konuda bir araya geldiler. En ufak bir tartışma çıkmadı. Bak Türkiye'ye bir model bu. Asgari müşterekte birleşme hali. Hmm. Ta Trabzonspor taraftar gruplarının birbirleriyle ilişkisi Türkiye'deki çeşitli kampların ilişkisi hmm. gibidir. Hmm. Yani farklı sosyolojilerdedir. Dolayısıyla Türkiye bir, bir şey olabilir. Yani asgari müştereklerde pekala <laughs> birleşme <birleşebiliriz. gülüyor> <Doğru> model olabilir. <laughs> ya ciddi söylüyorum. Ha şu an hayal gibi geliyor artık öyle unuttu öyle kamplaştı ki toplum şey gibi olmadık mı yani hani birbirimizle neredeyse yaşayamayacak noktadayız. Ama bak Trabzonspor ya çok evet. güzel bir şey yaptı çocuklar. Evet. Ya yani bütün taraftar grupları ortak hareket etti. Çok yani ne kadar övülse az. Şey başladı şimdi koreograf baş. Nevzat Aydın'la. Sevgili hmm. Nevzat Aydın'la yan yana izliyoruz hmm. maçı. O sağımda ben soldayım. Önce otobüs falan o hani işte gülümsedim falan hani Ahmet Suat Hoca'yla Özkan Hoca'nın resimleri belirdi. Benim gözler doldu. Ama bayağı doldu. Ben şey yapıyorum, saklıyorum kendimi. Hiç o tarafa bakmıyorum. Şöyle iyice şey yaptım. Başladı yaşlar akmaya. Hiç bakmıyorum artık iyice. Orada da bir şey yok, orada da bir tepki yok. Sonra bir an ne oldu? Böyle ikimiz de döndük birbirimize. Tamam Birbirimizi gördük böyle. Aha. Başladı kıçkıra kıçkıra. Nevzat Aydın ağlıyor, kıçkıra kıçkıra. <laughs> ben ağlıyorum, kıçkıra kıçkıra. hani şey gibi oldu lan. Ne, neyden utanıyoruz anasını satayım? Adam gibi ağlayalım da. Ya sonra düşündüm mesela. Bazen ben düşünüyorum. Ya, ya çok mu fazla anlam yüklüyoruz bu işe? Futbola, hani ya bir şeyleri gördükçe böyle kısır tartışmaları basit menfaat hesapları yüklediğimiz yani. şey o mu yani yani, anlam ya anlam yüklediğimiz şey gol mü sonra dedim abi. ki ya, ulan şimdi yanımda oturan adam dedim yani sabah uyanıp dese ki ben bugün 5 ıı, çayını Londra'da içeceğim pekala gidebilir. Yani ertesi gün dünyanın en iyi karografi Güney Amerika'da olur. Orada bir maç seyredeceğim. Hemen gidebilir. Bu o hayatında ya çok kolay onun için böyle şeyler. Trabzonlu değil, ordulu bir adam. Gelmiş maç seyrederken maçtan önce iki tane fotoğraf görüyor, hıçkıra hıçkıra ağlıyor. Lan bundan daha güzel bir aşk evet. var mı ya? Dedim, yok boş işle uğraşmıyoruz abi biz. <laughs> Valla öyle öyle. Bir... Ya bu zamanda yok bak. Birincisi de yok. Evet. Yani o kareografi hazırlayan gençlerin şeyi de yok. Bu zamanda yok. Öyle karşılıksız bir aşk yok. Hiçbir yerde yok. İkincisi de yok. Bir üniversiteli genç, ikincisi Türkiye'nin en önemli iş insanlarından biri. Doğru. Aşk. Daha ne, ne istiyorsun işte. Doğru. Çok güzel bir aşk geldi. Yani. Tadını çıkarın. Evet. Bu aynısı Fenerbahçe'de de görürüz. Aynısını Beşiktaş'ta da görürüz. Aynısını Galatasaray'da da görürüz. Demirspor'da da görürüz. Bursaspor'da da görürüz. Bu, bu aşkın tadını çıkarmak lazım. Diğer şeylerle çok uğraşmamak lazım. Valla ben öyle bir düşünüyorum. Evet. Bu anlamda bana faydalı oldu. Eyvallah. Gayet güzel geçmiş. Eee zaten haricim. çok da keyif almış. maç. Yani. Maç. Maç, maç olur ya. Yani maç aslında Beşiktaş çok iyiydi, iyiydi. Çok. Ee, ama şöyle bir şey var. Bu arada hani anlat Şeyinden de anlatırken yaşadığın şeyi çok de bize güzel. yaşattırdın. Çok güzel. Gerçekten dolu dolu geçmiş. Çok, çok güzel. E, oradaki arkadaşlara da tebrik edelim. E, bir muamma ile oynadı şey Abdullah Avcı. Eh, Bilinmez de eh, oynadı. İsmail hocası maçtan önce Trabzonspor'a kolay çalışırsın. Ne olacağı Doğru. belli Doğru. bir takım Doğru. var karşında. Doğru. Şimdi Doğru. Abdullah Avcısı neye çalışacaksın? Doğru. Bir şeyler dönüyor havada ama işte üçlü oynayacak, beşli oynayacak, çart olacak, çurt olacak ama görmedin ki, bilmiyorsun ki. Ben de merak ediyordum bir 10-15 dakika kendini gösterir diye. Ya aslında Beşiktaş Sergen Yalçın döneminde de çok iyi top oynuyordu. Aynı şeyi söyledim ben de. Ya Önder Hoca döneminde de çok, çok iyi top, top oynuyordu. Fark şuydu. Orada iyi top oynamayı seven, kreatif oynamayı seven böyle halı sağ takımı bir takım varken hani şimdi Burada kısa savunma disiplini de ha, şey olmuş. Yani mücadeleci temas daha yakın seven, yakın oynayan. Arkada sert boşluk oynayan, çok az verdi. Evet, sert oynayan bir takım e, haline gelmiş. Bu iyi ilk görüntü için iyi. Ama boyacı küpü değil. Çok yani, erken bunlar yani Böyle tamam onlar için çok erken. Şeye dönelim. Biz bayılıyoruz. Şimdi bugün gördüm gazetede. Bir haftada neler değişti? İşte antrenman saatleri. Öyledirler yani. Gözünü Öyle. seveyim etmeyin. Değişmez bir hafta. Bir haftada değişiyorsa iyi bir şey değildir değil. bu. Önder Hoca geldi. Kayseri Kayserispor'u 4-2 yendi. Sonra Kadıköy deplasmanında iyi oyunla çok iyi, iyi oyunda 2-2 yani. döndü. Galibiyeti kaçırdı. Evet. Sonra gitti bir süper Ki aldı. Ki o zaman Fenerbahçe hala diriydi ya. İyi yani. tabii. Süper kupayı aldı. Allah röportajlar havada uçuyor, gözyaşları havada uçuyor. Serpil Hamdi Tüzünler, onlar bunlar. Yani düşün Şimdi 10 bu, gün bir furya esti. Hoca ağlıyor bir yandan işte. Gerçekten Gündüz Tekin Onay, Serpil Hamdi Tüzün. Beşiktaş geliyor, Metin Ali Feyyazlar çıkıyor. E ne oldu ya? ya? Bir topa basalım. Bir topa bas yani. Bırak adam hani Valerian İsmail. Ee, bir görelim Alanya Spor ondan sonraki maç bu 8 maçlık periyot ki ben işlerin iyi gitmese bile 8 maç sonunda devam etmesi gerektiğini hani Üzülüyoruz. zaten Tabii. zaten anlattı. Eğer bu yani. kanalı verdiyseniz evet. artık arkasında duracaksınız. Şey iyi yani 10 tane takımın 8'inde teknik adam değiştiğinde bir reaksiyon görürsün görürsün. Nadiren yani. görmezsin. Çok i̇şte, torrent falan beceremedi Doğru. işte ilk Doğru. başta Doğru. onları. Bu öyle bir şey mi yoksa devam edecek mi? Çünkü oynatacağı şey kolay değil. Sen Josef'i, Joseph şimdi ikna olacak bir adam herhangi bir hocaya karakter oyun karakteri olarak ama ne bileyim hani gezalı ikna etmek arka tarafta işte Vidayı ikna etmek ve o oyununa ikna etmek. Diyor ki idmanda sıkıştırılmış pestil çıkaran bir idman yap, yap yaptırıyorsun. 1 2 3 4 5 oyuncu altıncı da diyor ki ee kardeşim bu da can. Doğru. Ne oluyor bu sefer hoca yemeğe kadar gidiyor değil. işte. Evet. Şimdi bu oyunun oyuncuyu ikna etme yönü kolay bir iş değil. O yüzden gö görmek lazım, beklemek lazım ama şeyi iyi. Baksa CVC ile Erdal abi ilk verdiği enerji arasında tek ters orantı var. CVC dolu bir adam değil. Bilmiyoruz hani teknik direktörlük kariyeri çok iç içe değil. Hı -hı. Ama İstanbul'a indikten sonraki verdiği görüntü, Hı -hı. taraftarla buluşma anındaki Vodafone Park'ta biliyorsun açık antrenman ve Trabzonspor maçındaki hem takımın oyunu hem kenarda duruşu falan. iyi bir giriş yaptı bence. Hikayesi iyi başladı. Yani o anlamda Trabzonspor'da katkısı oldu Beşiktaş'ın. Fenerbahçe'ye de olmuştu hatırlarsam. Birbirlik maç sonrası Galatasaray'a da olmuştu. Galatasaray'a da olmuştu. Sonradan a döndüm maç. Beşiktaş'a da olmuştu. Büyükler birbirine yardım ediyor gibi düşünmek lazım. <laughs> <laughs> İnşallah yolu açık olur. Ben ben e, bu tip yabancılarda karşı değilim. Asla karşı değilim. Başta da söyledim yani çıkış arayan, hırslı yabancı hocalar denemek lazım. Ama burada güvenmediğim tek şey kulüp iradesi. Böyle bir irade Türkiye'de var mı? Bundan emin değilim yani. İşler iyi giderken birkaç hafta iyi olur da sonra... E, bu iş zaman işi, bu iş sabır işi, onu öğrenmek lazım. Madem ki Beşiktaş böyle bir karar verdi... E, uzun süre arkasında kalması gerekiyor, evet. arkasında durması gerekiyor. Sanki böyle bir... adam da böyle... çok öyle görünmüyor hikaye. Bence sonuçlarla ilgili. Keşke öyle olmasa da... bir atamlık kurşunum kenarda kalsın diye tuttu bir Ahmet Nur bence. Evet, ben orayı. Türkiye'de kulüp başkanları... E, garip bir şekilde çok iyi politikacı oluyorlar. Politikacılıktan karşı aktif siyaset değil yani şey politikasını yönetmek, hmm. ee, sosyolojiyi sosyoloji yönetme konusunda bayağı iyi iyi oluyorlar. Öyle bir hamle de olabilir. Ee, bilmiyorum yani ama Beşiktaş'ı Beşiktaş'ı beğendim. Zaten ama ben Beşiktaş tekrar söylüyorum. Zaten beğendim. Mesela şaşırmadım. Yani maçtan önce bana kim sorarsa orta sahayı Beşiktaş hmm. alacak. Beşiktaş daha iyi oynayacak ama Trabzonspor daha çok hmm. pozisyon bulacak diye düşünmüştüm. Tabii. Bir de şöyle beklenti olan hani Beşiktaş zaten ölmüş bitmişti. Geldi Trabzonspor'a karşı oynuyor. Beşiktaş oynuyor zaten. Oynuyor, yani. Atamıyor abi. Beşiktaş. Oynuyor. Yine tabii, atamadı tabii, yani. Tabii. Adam penaltı atıyordu artık onu da atamıyor. Bir yani. <laughs> 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 yani. gene, gene de Zeneceğiz istiyorum. Trabzon gene de istiyorum Gene de gene de <laughs> evet. istiyorum. Ya yani ikisinden biri ver gelsin Canini ya da Cornelius hepsi kabul yani. <laughs> Öyle mi? Belki Takas yapalım. Her türlü. Bak Beşiktaş ikinci başkanı biraz bari artık eleştirelim buradan konuşalım söyleyelim. Sen çok eleştiriyorsun. Seviyorum. Eleştirelim abi ya. Eleştirmeyi de seviyorum k ama lazım. ha Kızmıyorlar mı? İşçilerinden kızıyorlardır. Tanıyorum hepsini. Hukukumuz var yani. Çay kahve içiyoruz. Beni de seviyorlar ama şimdi bunları da söylemem lazım. İkinci başkanı. Dur At sana At önce bir şey anlatayım. İbrahim Bey zamanı. İbrahim Hacı Osmanoğlu dönemi. Bir, bir yerde bir yönetici ile Köksal Beydi galiba karşılaştık da şey demişti. Çok ağır konuşuyorsun bize ama çok ince ince konuşuyorsun. Ha. Çok kişi anlamıyor. O yüzden seviyor. Seviyorum seni. <laughs> çok ağır konuşuyorsun ama çok ince Aynen. ince konuşuyorsun. Güzel. O yüzden seviyorum seni Güzel. Şimdi biliyorsun bu Pinerio meselesinde ilk ilk hoca Pinerio evet, evet. meselesinde çok Adnan Dalga Kıran böyle böyle kitapçıklarla proje falan anlatmaya çalışıyordu. O ve kurumsallıktır en fazla vurgu yaptığı şey Adnan Dalga Kıran'ın. Adnan abi diye. Aynı kurumsal Adnan Dalga Kıran bir arabanın koltuğundan bir mer bir televizyon kanalına evet, bağlanarak Pinaryoyu getireceklerini söyledi. Şimdi bu kurumsallık bir ya? Evet. Niye bu konuyu anlatıyorum? Maç bitti. Beşiktaş taraftarı işte galibiyet kaçırmış falan hı. işte hakeme tepki var hı hı. sosyal medyada o bu falan filan. Şöyledir ya ya kardeşim yönetici olarak inanmasan da bir şeye. Hani taraftarın gazını almak için dersin ya böyle bir şey söylersin hı hı hı. falan bir şey. Şimdi bir gülücük işareti, bir sus işareti, böyle bir sevinç. Bu ne demek biliyor musunuz? İşaret atıyor Adnan Boygukren. Bu şu demek. Gördünüz mü Valer'in İsmail'i? Yani Beşiktaş camiasının içerisindeki diğer o geliş ha, sürecindeki farklı itiraz farklı fikirlere diyor. Gördünüz ya. mü? Neyi gördü? Beraberliği mi şey yapacak Beşiktaş mesela? Bu mu? Ya. Neyi gördü ki mesela? Ya. Trabzonspor'la berabere kalmışsın. Vay. Gör... Neyi gördü mü mesela? İkincisi Valer'in İsmail. Velev ki Trabzonspor orada dört gol attı. Müthiş bir oyunla 4-0 yendi. Kötü mü diyeceğiz hoca yani? Şey mi diyeceğiz? mi yani farklı şey, fikirdeki insanlar? Şey, şey mi böyle olmaz, böyle yani. olmaz. Bak gördünüz mü Getirdiniz mi? Ona geliyor şu çocukça yani, işler olmaz, yani. Böyle olmaz, olmaz, olmaz. Ya yani içeriye bir mesaj ya senin senin derdin içeriye mesaj vermekti ki. Ya Cami bahçesinde ben bazen denk geliyorum bizim mahallede var. Her yerde var da. Orada bir bahçe ortam var böyle çay ocağı şu falan. Ben çok severim muhabbet sohbet arkadaşlarım hep oradadır çocuk. Oturuyoruz muhabbete. bir tane dayı geliyor mesela. Başlıyor anlatmaya işte tamam mı? Yani tebliğ yapıyor yani kendi. Ya baba buradaki Müslüman. Zaten burada yani da. Cami bahçesinde tebliğ yapılmaz. <laughs> bravo, bravo. Müslüman yani git yani bir başka yerde anlat. Sen de bir şey dedin ya çocukça dedin Hı. ya. Bizim problemimiz yani ülke olarak problemimiz iyi çocukluk yaşamıyor olabiliriz yani. O yüzden de böyle kulüp yöneticiliğinde falan herkes ha, çocuklaşıyor. Ha. Herkes o çocuklaşıyor. Doğru, Gerçekten olabilir. herkes çocuklaşıyor yani. Yani edilen kavgaların özellikle camia içi kavgaların, hatta kulüpler arası kavgaların incir çekirdeği doldurmaz meseleler evet. üzerinde böyle evet. çocukluk yaşıyor aslında herkes yani. Belki hepimiz ergenliğimize geri dönmek istiyoruz yani. Belki olabilir gerçekten. Yani. <laughs> ha, Medya olarak da Kadınlar da o zaman daha bakma. çok kadının içine çekmek <laughs> lazım. Boğulunca bir de. Daha çok kadının içine. Ya bir, bir de, de acayip ortamları var herhalde kulüpler birliğinde mesela tamam mı? Sormayın. Müthiş ha acayip güzel ilişkiler, gülmeler, söylemeler falan. Mesela ayrıldıktan sonra o birbirleriyle ilgili ikili üçlü kendince operasyon çekmeleri, ayak kaydırmaya çalışmaları, o bu falan onlar artık normal geliyor. Mesela biz aramızda yaşasak birbirimizin yüzüne bakmayız Bir daha mesela, Tabii Ya mi? deli misin ya? Orada normal Çok geliyor. Normal geliyor değil mi? Nasıl çaktık ona? Gördüm evet, deyip evet. ha 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 mesela evet. gülüyor. Birbirini alt etme yarışı. Çocuk dediğin şey ben, biraz ben o Ben dedim ya yani bunlar herhalde içeride şey konuşuyorlar dedim. Kravatı nereden aldın? Çok güzelmiş. Hmm. İşte akşam nerede yemek yiyelim. Dışarı çıkınca da Birbirlerini... Ulan bunları içeride niye tartışmadınız? Tabii, tabii. Yani niye bunları tartışmadınız? Bunları tartışmak yani, için oradasınız yani. İşi gücü yok adamların. Onlarla <laughs> ilgileniyorlar. Bence, bence eğleniyorlar. Yani. Bence yani, eğleniyorlar. Bence eğleniyorlar. E, 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 doğru doğru. Iyi eğlenceli e, bir ortam. Yani. Taraftar doğru. tribünde onlar orada eğleniyorlar. Yani herkes bir şey yapıyor. Yani. Evet Nihat Bey gitti. Nihat e, Bey giderken... Belliydi. Önce şeyi söyleyeyim. Daha bu ilk hakem şeyi açıklandığında kararı ben şey demiştim. Bu bir işaret fişeği. Federasyon yanlış hatırlamıyorsam burada da demiştim galiba. Ondan önceki haftada demiştim aslında. Daha ilk hakem şeyi açıklandı. Bu bir işaret bir şey. geleceği yer belli. Ee, öyle de oldu. Bundan sonra hayırlısı olsun. Sözü sana evet. bırakıyorum. Ee, yani 2'ye 3'e bölünmüşlük var zannedersem. Kulüplerin bir kısmı MHK kararında etkili oldu. Evet. TFF yöneticilerinin bazılarıyla beraber tahkim kararında da başka diğer kulüpler diğer ve kulüpler. diğer TFF yöneticileri. Nihat Bey de böyle duruyor orada. Evet. Arada bir şeyler oluyor. Kurul başkanlarının kulüp başkanlarıyla olan yakınlıkları, acayip evet. acayip evet. Bir ilişkiler. Evet. Bak ee, i̇şin sonunda ne olacak? Şimdi Mehmet gelecek Ahmet gittikten sonra. Bir sene falan da onu tartışacağız. Hatta 16'sında seçim var. 20'sinde ne konuşuyoruz? Bak hatırlat bize Mert bunu. Tamam. 16, 16 Haziran'da seçim var. 20'sinde yeni federasyon başkanının nasıl bu işi beceremediğini bütün kamuoyuyla beraber biz de burada nasıl anlatacağız yani. Bir şey değişmiyor. Ben şeye çok şaşırdım. İsimler de geçiyor bu arada onu da konuşalım. Bir tanesi de Ahmet Nurçevi, Ahmet Ağoğlu. Ee, orada çok güzel bir şey yaptı. İnşallah hamaset değildir. Allah bir faniye e, bahşedebileceği en iyi şeyi bana bahşetti. Trafla, Yo, o kısmı hamaset bana. değildir de. Böyle hani yok ben güzel. asla öyle bir şey düşünmüyorum Heh, da demedi. O, aslında yanlış kelime kullandım. Hamaset evet. değil mi? Acaba böyle e, beni oraya başkanlığa iteledilere getirmek için zemin mi hazırladı bilmiyorum. Her ben şey olur abi. Başkanına. Şimdi e, Ahmet Mürşevir'in de adı geçiyor. Ben Beşiktaş, Sayın Ağun'un adı geçiyor. geçiyor. Göksel Bey'in adı de geçiyor. geçiyor. 3-4 tane isim geçiyor. Rıdvan abi ben yokum dedi. Aday değilim dedi ama Rıdvan hani her şeye hazırım ama ben, <laughs> ben yokum dedi. <laughs> ee, mesela gidecek mi Ahmet Nurçevi bilmiyoruz. Hayır demiyor. Hatırlıyor musun biz ben bir senedir falan yaklaşık biz seninle bunları konuşuyoruz. Ta bana ne zaman söyledin sen? Evet. Evet. Yani 8 belki, ay 8 ha. ay oldu. Belki galiba. Sayın Ahmet Durçebi kafaya koyunca ben içini okuyup ikinci anlayan adam oldum belki de yani. O kadardan beri bu konuda takip ediyorum ne evet, evet. Yok da ya demiyor. çok oldu çok oldu senin bana. Yok sorun da demiyor yani. mesela. Olabilir. Futbol Federasyonu Başkanı olmak bir futbolla ilgilenen adam için kulüpsü eyvallah. Yakışır, ya, ya. Yakışır, abi, yakışır. etsin ya. ama kartları açsın. böyle evet, yani öyle bir niyeti varsa ki Beşiktaş'ın bundan çok şeyi çok Aynı zarar gördü. Şenol Hoca döneminde söylemiştik her Milli takıma gideceksen yani git. Kartları abi, aç. Yani. Yıldırım Bey Pat diye gitti federasyon başkanı oldu. Yok. Fikret Orman şey getirmişti. Hocayı getirdi Abdullah Avcı'yı. 2 ay sonra hop dedi gitti. Ben gidiyorum dedi. E şimdi siz de Mayıs'ta Beşiktaş kongresi var. Evet. İnsanlar aday olacak, imza evet. toplayacak, bir yol çizecek, rota çizecek. Doğru. Ha. ikinci başkan olarak bir başkan potansiyelli birini yazarım, kadroyu doldururum. Ben federasyona giderim. Beşiktaş'ta buradan bu ekiple Olmaz. yürür. Doğru değil. Ama yapılan Olmaz. yöntem bu şu anda. Olmaz. Yöntem bu. Kartları açın. Şahsi istekler, makamlar güzel istek olabilir ama burada bir Beşiktaş var, bir kurum var. Evet. Bu kurumun da yolunu, rotasını buluyor olması lazım. O yüzden o ben ona karşıyım. Adaysanız diyeyim. adayımız deyin. Çıkıp gerekirse de destek verelim yani atıyorum. yani. E, tabii canım ya. ya verilir niye verilmesin Ahmet Nur Çebi iyi bir başkan. Katılıyor. Federasyonda da Katılıyor. iyi bir başkanlık yapar. De, dengeli bir başkanlık yapar. Yapar o yüzden ama kartları açın yani burada Beşiktaş lap diye bir şey yapmasın. Benim adayım Cem Dizdar o ayrı yani. Keşke öyle keşke bir şey olsa. Çok çok keşke öyle bir Cem şey olsa. olsa. Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı adayı Cem Dizdar. Keşke olsa diyelim ya Ulenberg iki tane cümle duydum abi çok acayibime gitti onu da konuşayım sonra sana atayım topu atma ya Bloomberg diyor ya vur. Sergen Yalçın Ulenberg, Bloomberg Öyle mi diyordu? Ta, diyordu ya hakemlere seminer verirken Sergen Yalçın'ın ismini vererek diyordu ki dikkat edin falan sonra attılar Sergen Yalçın'ı sürekli falan öyle adam ol, örnek veriyor tabii teknik mi? adam şeyi veriyor ismi veriyor Neyse diyor ki istifa ediyorum diyor bunlar bu mehak ediyor ve federasyon adil ve dürüst değil diyor ne zamandan beri adil ve dürüst değil? Dün 20 bin euro yatarken adil ve dürüsttü. Bugün adil ve dürüst değil. Ya haya lazım adama biliyor musun? Gerçekten haya lazım. Yani söylemeyeyim kelimeleri de bize yakışmaz, ayıp olur. İki senedir çalışıyorsun burada. Olmadığını edelim Ulenberg gibi bir adam gelmemiş, 200 bin euro da durmuyor şeyde. Federasyonda para çok bu arada hacı. Böyle çok, saçıyorlar. Çok, çok, çok. 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 Ay, Böyle saçıyorlar. Ne değişirdi? Mesela Ulenberg'le birlikte yukarı mı gitti hakemlik? Ulenberg'le birlikte artı olan ne oldu? Hiçbir şey. O yüzden parandan oldun. Ve diyorsun ki adil ve dürüst değillerdi. Ne zaman? Ne zamandan beri adil ve dürüst? İki senedir sen buradasın. Mesela ne zamandan beri değillerdi adil ve dürüst? Kime diyorsun adil Adil ve dürüst olmayan bir federasyonun, hakemlerin yönettiği şeyde, ligde başarısız olan ekiplerin bağırma şeyi doğmuyor mu bu sefer? Veriyorsun adamın eline, tabii, adamı tabii, eline tabii, veriyorsun tabii, şimdi. Malatya Spor Başkanı tabii. bağırıyor çağırıyor. Tabii, tabii. İşte Rize Spor yine A, veriyor, bağırıyor. Adil ve dürüst Haşağı değillerse bağırıyor. evet. Yani, bir de sen niye orada durdun o zaman yani? Adil ve dürüst olmayan adamlarla hep bu kadar nasıl durdun? Ben yani? biliyorum adil ve dürüst olmadıklarını. Ama adil ve dürüst değiller derken seni de o kapsama koyuyorum yorumcu olarak <laughs> Eyvallah, mesela. Evet. Sen kendine dışarı çıkıp da A, bak bunlar, bunlara camı kırıyorsun ya abi bunlar kırdı diyor. <gülüyor> 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 bunlar kırdı diyor. Yani o yüzden yine iyi bir şey olmayacağını söyleyelim. Ee... Ya taraftar bu programı izleyenler taraftarlardır. Bu programı çok profesyoneller izlemiyorlardır. Onlara diyorum ki ne federasyon başkanı kimmiş ilgilenin. Ne MHK başkanı kimmiş ilgilenin. En ufak bir ilginiz olmasın bu meselelere. Böyle güzel tatlı şeylere dönün ya. Sağ içi, tribün, tribün şovları. Yani bunlar oyunun şeyi. Öbürkiler işin siyaset tarafı uzak durun. Eyvallah. Hiç, hiç vallahi kafanızı yormayın. Hiç kafanızı yormayın. Ve yani. hiçbir işe yaramıyor yani. Hiç uzak durun yani. Derbi var bu hafta. Derbi var, ee, yani... Beşiktaş kimle oynuyor? Alanya Spor. İçeride? İçeride. İyi maç olur. İyi maç olur. Böyle bir şey de İsmail Hoca'nın havasıyla biraz da taraftar, Güzel taraftar, da, gelir. taraftar, gelir taraftar da, da gelir. Kaçta? Cumartesi günü Cumartesi günü 8.30. Gidilir o maç ara. Gidilir. Bir oldum. Gideceksen yazalım. Vallahi gidilir yani. o maç İstanbul'da olur mu bilmiyorum ama gidilir o maç Yani gidilir. Gidilir o maç Derbi var ama derbiyle ilgili şöyle bir şey var. Bir tarafta hedefli bir Fenerbahçe var. Evet. Galatasaray biraz daha artık rüzgarlar tabii ondan doğmuş, yana dönüyor. Gelkenler dolmuş bir falan evet, bahçe var. Salt kazanması gereken ikinci olmak istiyor çünkü. Galatasaray tabii ki derbi olduğu için kazanmak isteyecektir ama öyle aman aman bir hedefle gelmiyor buraya. yani düşme konusu da çok evet, fazla değil. Evet. İşte Avrupa konusu da çok fazla Hedefsiz bir Galatasaray. Var. Net bir şekilde evet. hedefsiz, başkansız. Başkan değişeceği için hocasız aslında. Evet. Yani hoca var ama hoca yok aslında. Hoca da yeni başkana belki kendini gösterme gibi belki. Çünkü Kadıköy deplasmanında da alacağım bir galibiyet, Doğru. bayağı güçlü Doğru. bir şey. E Tabii ee, onu Barcelona maçlarıyla birlikte düşünürsen düşün Tabii sonra. beş taşı yendi evet. falan böyle. O zaman bir şey bir, olabilir. Onu Doğru. düşünebilir, bir veri olabilir. Doğru. Evet. Ama mesela Fenerbahçe İsmail Hoca şimdi bir şey geldi özgüveni geldi şeyin üst perdeden cümlelerinde de yansıyor artık İsmail Hoca'nın. Evet, gördüm. ki ben ikinci adam olmam beş kere söyledim. Ben ilk defa duydum. Dört defasını duymadım yani. Duydun mu sen? Bilmiyorum beş kere söyledim ayıp ediyorsunuz diyor. Ben i̇lk defa duydum ki bunu bilerek zaten herkes konuşuyordu. Siz de bu yüzden geldiniz hocam. Ali Bey bunu defaatle söyledi. Bunun ayıbı günahı yok ki. Şimdi maçları kazanınca kadro oluşular geliyor. İşte ben ikinci adam olmam. İyi de hocam Fenerbahçe'nin beş maç kazanması doğal bir şeydir. Yani o kadar mı kaldı ki kaldı bir camia da böyle acayip bir şey çıkmış ortaya. İsmail Hoca harikalar. Hayır Avrupa Ligi'nde de senden elendi Konferans'tan Türkiye Kupası'nda da Doğru. senden elendi. Doğru. Bırak da bu takım 3-5 maç kazansın o kadar da değil Doğru. yani. Doğru. O yüzden şimdi ben ikinci adam olmam teknik adam. Tabii ben seni seviyorum olma da. Ben de çok seviyorum. Ben seviyorum Ama canım. şu çok konuşmaları yadırgıyorum. Abi güçlenince yani, böyle sevdiğim oluyor işte. İsmail yani. Kartal figürüyle örtüşmüyor. Konya'yı yenemeseydi Mesut Özil'i da kadro dışı Bırakamazdı evet. Yani o yüzden ya yaptıklarınızla biz sizi ne? şey yapalım. Konu cümlelerinizle değil. Az cümle kurun. Ben benim tavsiyem evet. yani az cümle en iyi teknik adam az konuşan teknik adam. Oldu. Yani derbi, derbi olduğu için sonucunu tabi kestiremeyeceğiz. O galatasaray. Ama bir Fenerbahçe kırıldı. Ama evet Fenerbahçe yakın. Ee, ama bir şeyi iyi yapıyor Galatasaray. Yine onu oynayacak. O oyun kurtarır Galatasaray'ı. işte o Avrupa Ligi oyunu, evet. büyük maç oyunu. Evet. Berkan Taylan falan filan. Evet. Çünkü Fenerbahçe yenmeye gelecek. Doğru. Ha Kerem belirleyici. Bu oyun Kerem üzerine kurulu çünkü. Doğru. Doğru. O olmayacak muhtemelen Doğru. bir sakatlık. Öyle öyle görünüyor. öyle görünüyor. Doğru. O zaman bilmiyoruz. Yani Kerem'siz Galatasaray'ı izlerken Joseph'siz Beşiktaş izler gibi. Ne olacak? Bir tarafta Babel, öbür tarafta yok Emre. Emre Kılınç Emre, Emre. Emre Emre, oynar. Evet. Barış oynamaz herhalde. Babel Orta sağlar belirleyici. Cezay. Emre de bazen çok iyi maçlar oynuyor. Ben çok beğeniyorum Emre'yi. Hep hep 11 oynatıyor. Bazen çok iyi maçlar oynuyor. Evet. Çok iyiydi o gün. Hep 11 oynatırım. De kim derdi ki 8 tane üst düzey oyuncunun e, orta sahanın olduğu Fenerbahçe'de belki 6.ya ye yazılacak iki isim gelip Gustavo'nun, Sosa'nın, Mesut'ların Gustavo, çekip, Sosa, orada, Mesut yok. Kim var? Evet, Crespo. Crespo ve Zayt. Zayt. Bunu Geç buldu hep diyor 65'ten sonra piyango çıkan adam gibi şu an Fenerbahçe'nin durumu. Ama Pereira o yüzden bu bir Zais kalsın dedi. Hatta hazırlık maçlarında gösteriyordu. Evet. İki Crespo'yu aldı. Evet. Adam bir şeyler biliyor, mu? hepten. Şeyi koydu. Ya yani o iki isim aldı şu an formayı. Şeyi bilmiyoruz. Yabancı teknik adam gelecek, hepsini kazansa da bence İsmail Hoca. Gelecek. Evet. Ali Bey Haziran'da şunu yapmasa bari iyi gidenleri iyi giden mesela Zais, Crespo bazı kadrodaki bazı isimler yani seneye taşıyabilecek şeyleri bozmaması lazım evet, diye düşünüyorum. katılıyorum, katılıyorum. Yani Fenerbahçe şu dönemi aynı şey için içinde geçerli. Ya bu dönemki ki iyinin üzerine koymak lazım. Bir daha yıkıp bir daha başlamamak lazım. Evet, evet, evet. Hep yıktı başladı. Yoksa değil, faydası faydası yani. olmuyor yani. Doğru. Sonra şey oluyor. Kasım ayında ya onu niye bozduk ki zaten tabii, iyi gidiyorduk. Tabii, tabii. Ona da dönüyor evet. iş. Bu değil hafta ama. film ve kitap yok. Haftaya bakarız. Haftaya bakarız. Bu hafta boş geldik yani. Süleyman Seba'yı da Dün doğum günüydü. Öyle miydi? Tabii tabii Aa, Süleyman Pardon dün ama. döndü yayınla... dün. Yayınlarda dündü. çok konuştuğum için dün bugün çok... Şey Ahmet alırız. Allah rahmet, Allah eylesin. rahmet çok... eylesin. İyi ki doğmuş, iyi ki tanımışız ee, Süleyman Başkanı Süleyman Seba'yı. Allah rahmet eylesin. Trabzonspor'un açılışı vardı. E, vefat ettiği gün. Açılış konserleri vardı. Çok büyük bir organizasyon. E, Düşün ki yani konser için meydana yığılmış kalabalık. O an haber geliyor Süleyman Bey vefat etti. Konser iptal oluyor. Hiç kimse protesto etmiyor tam tersi. Hmm. Çok yani, çok müthiş yani, bir iz bırakıyor. Genç psikolojisiyle evet. düşün. Gittin bir konsere, konsere hazırsın. Konser başlamıyor çünkü biri vefat etmiş. Bir şey yaparsın yani tam tersi. yani. Ee, herkese böyle ölümler nasip etsin. Tamam. Eyvallah. Eyvallah.